Arkadaşlarım yeniden merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yani iyi olmaya çalışıyorum. Bu aralar böyle sınava az bir zaman kaldı. Gerçekten artık azın da azı kaldı ve böyle kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Böyle hiçbir şeyin olmayacağı gibi. Çünkü ben sınava üçüncü kez hazırlanıyorum ve artık dolma noktamdayım büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir şey ilerlemiyormuş gibi. Netlerim olsun, her şey olsun. Yani pek ileriye gitmiyormuş gibi hissediyorum. Bunlar böyle olunca tabii ki de motivasyonum düşüyor ve ne video çekebiliyorum ya başka bir şey yapabiliyorum. Gerçekten hani ders bile çalışamıyorum. O yüzden size video çekmem de bir imkansız hale dönüşüyor. Cidden bu aralar 4-5 saat falan günde ders çalışmaya çalışıyorum. Gerçekten zorla. Yani hiç yoktan daha iyidir. Ama dediğim gibi netlerim pek istediğim şeylerde değil. Ama şunu yani netlerim birazcık da şuna bağlıyorum. Geçen senenin denemelerine göre bakınca çünkü gerçekten geçen sene netlerim AYT matematikte mesela hep yani 35 üstüydü. Ama galiba hani eğer yanlışsam beni düzeltin. Yani ben kendimi kanıtlayayım en azından. Geçen seneye göre bütün denemeler kendini çok daha fazla zorlaştırdı. Ben bu yüzden böyle olduğunu düşünüyorum. Ama mesela kendim geçen sene işte karşılaştırınca denemelerim diyorum ki geçen sene daha iyi geliyordu. Yani 40'ta 40 yaptığım bile oluyordu matematikte özellikle. Şimdi yani 35'i göremiyorum. İşte mesela 3D'den 31-25'im gelmiş. Yine kötü değil. Ama yani sınava çok az bir zaman kala bunları böyle görmek sinirimi bozuyor ki hani 31-25 iyi bir netim. Onun dışında daha kötü gelenlerim de var. Geçen gün bir tane sınav oldu. Gerçekten çok kötü geldi ve hani nasıl ne yapabileceğimi bilmiyordum. Çok fazla moralim bozuldu. Program yapıyorum, tamam mı? İşte bazı branş denemelerini bitirmek üzere. Yapıyorum yapıyorum bitiremiyorum. Hani nasıl bitmiyorlar anlamıyorum. Sanki hep aynı yerde kalmışım gibi. Ya cidden çözdüğümü düşünüyorum galiba kendi zihnimde. Ama çözmüyorum yani bilmiyorum. İşte branş denemelerim hala bitmedi. Her birinden yeni kaynaklara geçmem lazım. Özellikle Nihat Bilgin'i bir türlü bitiremedim. Bunu 15. deneyim. Bir dakika şu cevap alayım. Evet 15. deneyim. Yani sanki 100 yıldan beri 15. deymişim gibime geliyor. Bunun 30 tane var. Bunu bitirip artık şey, ertesi ben Şahin'e geçmek istiyorum. Ya bunu bitirmeden geçmek istemiyorum. Böyle o kadar saçma bir durumdayım ki gerçekten hani ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Böyle kendimi strese soktukça daha çok plan yapıyorum. Tamam mı? Hani daha hızlı bitirmek için mesela günde 3 tane çözeceğim, günde 10 tane yazıyorum. Günde 10 tane olunca gözümü korkutuyorum. O zaman yapmıyorum. Hani günde bir tane bile çözseydim bu bugün bitmişti gerçekten. Ruhumun sıkılmışlığı var. Çünkü özellikle geçen gün 3-4-5'in Türkiye geneli sınavı olduk. Gerçekten çok kötü geldi. Özellikle Türkçe hani hayatımda yaptığım en kötü Türkçe netim. Hani böyle şey anlamayın 25 falan değil. 14 netim falan geldi gerçekten. Yani ona rağmen iyi geldi. O yüzden pek şey yapmıyorum ama Türkçemin bu kadar kötü gelmesi ya diyorum ki sınavda bu kadar zor bir Türkçe gelirse ya o gün beni etkileyecek başka şeyler de vardı ama yani bu kadar yani 19 doğru 20 yanlışa kadar nasıl bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Hiç hayatımda böyle bir şey başıma gelmemişti. Onu o yüzden böyle bir sineye çekmek istiyorum ama sınava bu kadar az bir zaman kaldığını düşündükçe de kendimi daha da kötü hissediyorum. Bilmiyorum işte böyle. İnşallah netlerim istediğim yöne girer gibi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Aşağı yorumlarınızın hepsine cevap vermeye çalışıyorum ama dediğim gibi bu birkaç günden beri hiç bakamıyorum yorumlarınıza. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.